Sizlerle Gültat ve Hayalet Seçmen Çetesi'nin, Hayalet Seçmen Şebekesi'nin seceresini açıklamıştım. Kimi bilgiler vermiştik bu konuda. Şimdi bugün de sizlerle bu çetenin diğer rant ortaklarını açıklayacağız. Bu çetenin diğer rant ortakları bu kentte kendisine gazeteciyim diyen 3 kişi. Ve bu 3 kişi sadece rant ortağı değil, aynı zamanda kendi içlerinde rant komşusu olmuşlar. Bunlardan birisi Mehmet Selvi, bir diğeri Reşit Doğan. Bu elimde gördüğünüz Mehmet Selvi ve Reşit Doğan isimli kendisine gazeteciyim diyen iki kişinin seçmen kaydı. Bu iki kişi aslında biri Tarsus'ta, biri Yenişehir'de oturmasına rağmen seçmen kayıtlarını Hamidiye Mahallesi'nde bir adrese taşımışlar. Bunlar Gültak ve ekibinin rant ortakları, bunlar Gültak ve ekibinin sahtekar seçmenleri. Bir diğeri Yasemin Toklucu. Yasemin Toklucu aslında Yenişehir'de oturmasına rağmen 19 kişiyle birlikte Hamidiye Mahallesi'nde bir dairede görünüyor. Şimdi Yasemin Toklucu kim? Yasemin Toklucu mobil haberci isimli internet sitesinde sürekli eline tutuşturulan, kağıtlarda yazılı olan metinleri okuyan ve bu metinlerde terörle başlayıp terörle bitiren kişi. Bu üç kişiye ben az önce neden rant komşusu dedim? Rant ortaklıkları zaten sabit. Neden rant komşusu dedim? Çünkü bu üç kişi aynı zamanda Hamidiye Mahallesi'nde aynı apartmanda görünüyorlar. Tesadüfe bakın. Bu üç kişi neden seçmen kaydını taşıdı? Neden böyle bir usulsüzlük, neden böyle bir sahtekarlık içerisine girdiler? Çünkü kendisine gazeteciyim diyen bu üç kişi asıl hayalet seçmeni olan, asıl bu kentin en büyük sahtekar seçmeni olan Gültak'ın kaybedeceğini biliyorlar. Gültak'ın 31 Mart'ta gideceğini biliyorlar. Bundan kaynaklı böyle bir usulsüzlüğe imza attılar. Buradan Akdeniz Belediyesi'ne sesleniyoruz. Akdeniz'de yaşayan yurttaşların hakkı olan, Akdeniz'de yaşayan yurttaşların parası olan bu 26 milyonun ne kadarını bu 3 gazeteciye ödediniz? Akdeniz Belediyesi'nden ne mal aldıklarını biliyoruz. Bugün sponsorlu haberler yaptıklarında bu sponsorlu haberlerin kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Kaynak Akdeniz Belediyesi, kaynak Akdeniz Belediyesi'nde yaşayan yurttaşların parası. Aynı zamanda Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne seslenmek istiyorum. Seçmen kayıtlarını açıkladığım bu üç gazeteci sizin üyeniz mi değil mi? Bu üç gazeteci arasından Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yöneticisi olan var mı yok mu? Ve birisi 19 kişiyle, diğer ikisi 30 kişiyle bir adreste görünen, kendisine gazeteciyim diyen bu üç kişiyle ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti herhangi bir işlem başlatacak mı, başlatmayacak mı?